Dolayısıyla
böylesi bir etkinliği Queer Derneği ile birlikte organize etmekten mutluyuz. Bu çalışmanın bir ilk olduğunu sanıyorum. Böyle bir işbirliği çerçevesinde. Bunun son olmamasını biliyorum. Biz kendi adımıza, kendi örgütümüz adına bu tür çalışmaların talep geldiği takdirde paydaş örgütlerle birlikte sürdüreceğimizi ve gelenekselleşmesi ve çeşitlendirilmesi için de öneriye açık olduğumuzu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi 1980'li yıllarda ya da duyduğunuz gibi, çünkü 1980'li yıllarda sonra doğan ya da o dönemlerde çok küçük olan arkadaşlar ağırlıkta, 1980'lerde ilk AIDS vakaları duyulmaya başladığında sanırım Amerika merkezli haberlerde çağın vebası korkunç bir hastalık olarak ifade ediliyordu ve bunun inanılmaz, yani biz o çağlarda ilkokul, ortaokul, lise çağlarında AIDS ile ilgili gün geçmezdeki espriler, şakalar, korkutucu şeyler yapılsın. Sonra tabii yıllar içerisinde olağanlaştı, alışıldı ve eski duyarlılık ve korku kalmadı. Ama aynı oranda bir bilinçlenme oluştu mu derseniz, sanırım ki en azından ülkemiz için ve geri kalmış yerler için değil. Ama bugün artık çağın vebası demiyoruz. Bilinçli bir yaşam tarzıyla hem HIV virüsünden hem yine başka insan sağlığını olumsuz etkileyen hastalıklardan korunuyoruz. Çünkü günümüzde artık sadece enfeksiyon hastalıkları değil, yaşam tarzından kaynaklanan obezite başta olmak üzere hipertansiyon, kalp hastalıkları, kanser de almış başlı gidiyor. Bunların tümü aslında bir sağlık bilincinin oluşması, sağlıklı yaşam ve insanların koruyucu hekimliğe, koruyucu sağlığa önem vermeleri ve yaşam tarzlarını, sağlıklarını koruyacak şekilde düzenlemeleriyle olan bir süreçti. Bu da çok büyük bir emek gerektirir. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Bugün yapılacak konuşmalar arkadaşlarımız tarafından kaydedilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren sağlıkdunyamız.org Tabipler Odası'nın web sitesi, dergi web sitemizdir. Oradan da arkadaşlara duyurursanız buraya katılamayanlar, katılmak istemeyenler, imkanı olmayanlar oradan da bu konuşmaları izleyebilecek. Eğer konuşmacı arkadaşlardan rica edeceğiz, bu konuşmalarını yazılı olarak da verirlerse bir sonraki Sağlık Dünyamız dergisinde de bunları yayınlayacağız ki daha çok kitleye, gerek tıp alanında çalışan kesime, gerekse ilgili olan herkese ulaştırmamız açısından. Ben teşekkür ederim böyle bir çalışmaya emek koyan, en azından bizim odamız adına başta Nesil Bayraktar, Doktor Nesil Bayraktar ve Ayşe Zeki arkadaşlarımız olmak üzere yönetim kurulundan çok teşekkür ederim emekleri için. Ve Kuyruk Derneği'nin yöneticisi, aktivisti arkadaşlara da ve siz katılanlara. Doktor Emine Güller, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü de beni aradı, o da gelecekti, katılsın. Çünkü biliyorsunuz, yani bunun Sağlık Bakanlığı ayağı Temel Sağlık Dairesi'ndir. Ancak bir rahatsızlığı nedeniyle, bir parazit enfeksiyon nedeniyle yattığı için gelemedi. Onun da mesajını iletmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Söz sizde. Teşekkür ederim. Öncelikle ben de herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bu cumartesi öğleden sonrasını bir konusunda bilgilenmek ve bilinçlenmek için bizimle birlikte olmayı tercih ettiğiniz için özellikle. Çok çok teşekkürler. Bildiğiniz gibi insanlığın HIV'le tanışması yaklaşık 35 yıl önce oldu. Az önce Doktor Bey'in de söylediği gibi. İngilizce'de Human Immunodeficiency Virus, Türkçe'de ise insan bağışıklık yetmezliği virüsü olarak bilinen HIV'le mücadelede bu geçen zaman zarfında tıbbi olarak baktığımızda çok ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. HIV günümüzde erken teşhis edildiğinde ve gerekli tedavi uygulandığında artık ölümcül bir virüs olmaktan çıkmıştır. Hatta HIV pozitif teşhisinde bulunan kişiler oldukça sağlıklı bir yaşam da sürebilmektedirler. Tam da bu yüzdendir ki 1996 yılında HIV tedavi edilmediği zaman oluşan AIDS Dünya Sağlık Örgütü tarafından ölümcül hastalıklar kategorisinden çıkarılmış ve kronik hastalıklar kategorisine alınmıştır.
Tabii ki tıbbi olarak bu başarının, bu başarı bizi mutlu etse de özellikle az gelişmiş ülkelerdeki HIV tarama ve tedavi olanaklarının düşük seviyelerde olması, yine bu ülkelerdeki HIV ile korunma yöntemleri konusundaki bilinçsizlik, isteksizlik veya ön yargıların yarattığı yanlış bilgiler maalesef virüsün yayılmasını ve kontrol altına alınmasını engelleyememiştir. Üzülerek söylemek gerekir ki kendi ülkemizdeki duruma baktığımızda da hala daha bu virüsle ilgili çok yanlış bilgilerin varlığı, virüsün nasıl bulaştığından, ondan nasıl korunabileceğimize kadar çok bilgi eksikliği ve kirliliği, HIV pozitif teşhisi konulan bireylerin toplum tarafından ciddi ayrımcılığa maruz kalması, burada yaşayan yabancı uyrukluların HIV pozitif teşhisi konulduğu anda insan haklarına aykırı bir biçimde anında ülkeden gönderilmesi gibi bir dolu sorunlarımız, problemlerimiz hala daha var olmaktadır. Cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsel kimlik ayrımcılıklarıyla mücadele, farkındalık yaratma ve hak arama yönünde çalışmalar yürüten Queer Kıbrıs Derneği için HIV'le ilgili saydığımız bütün bu sorunlarla mücadele de önemli bir önceliğimizdir. Bu yüzdendir ki Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile düzenlemiş olduğumuz bu seminer oldukça önemsediğimiz bir etkinliktir. Bugünkü etkinlik aynı zamanda Queer Kıbrıs Derneği'nin HIV'le ilgili var olan ön yargıların değişmesi, diğer sorunların giderilmesi için vereceği uzun soluklu mücadelenin ilk adımıdır diyebiliriz. Bu mücadele ve uğraşlarımızı hem devletin ilgili kurumları, yasa yapıcıları, yargı mercileri, siyasileri hem de ilgili diğer sivil toplum örgütleriyle paylaşarak ve birlikte dayanışma göstererek yapmayı planlıyoruz. Vizyonumuz sıfır yeni HIV enfeksiyonu olan bir toplum durumuna gelmek olacaktır. Konuşmama son vermeden önce bugünkü seminerin oluşmasına katkı koyan başta Kıbrıs Türk Tabipleri Odası'na, derneğimiz üyelerine ve gönüllülerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanında ta baştan beri bu seminer fikriyle ortaya çıkan, bize her türlü mesleki bilgisini, emeğini, zamanını ve en çok da pozitif enerjisini veren sevgili doktorumuz Nesil Bayraktar'a derneğim adına çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok keyifli bir çalışmaydı. Devamının gelmesini temenni ediyoruz. Değerli sunumlarıyla bize katkı koyacak bütün konuşmacı arkadaşlara da çok çok teşekkürler. Ve ta başta dediğim gibi böylesi bir cumartesini bizimle birlikte geçirmeye karar verdiğiniz için de burada olan herkese çok çok teşekkürler. Keyifli bir seminer geçelim. Bu konuşmalar için Dr. Cemal Mete Özgür Ezgin'e teşekkür ederiz ve özür dilerim. Nesil Hanım.